TV8 ekranlarında 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Konuğumuz Neslihan Bilir, kendisi kişisel gelişim uzmanı. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Evet. Sabahın bu erken saatinde tüm enerjimizde, sağlık dolu, enerji dolu. Tam tabii enerji sizlerle diyoruz ama meditasyondan bahsedeceğiz. Yani uyku halinden. Yani enerjimizi biraz böyle galiba ama azaltacağız. Meditasyon sonrası bir enerjiye kavuşuyoruz. Ondan da bahsedeceğiz pozitif değil mi? Enerji evet, olacak, pozitif enerji olacak. Pozitif enerji olacak. Evet. Meditasyon yapmak neden önemli? Çünkü bizler artık duygusuz ve hissetmeyen kişiler haline dönüşüyoruz. Günlük yaşam, stresimiz, sürekli koşturduğumuz her alanda sürekli zihnimiz çalışıyor ama kendimizle ilgili hiçbir şeyin farkında değiliz. O sırada ne hissettik? Gerçekten istedik mi bunu yaparken? Mutluluğu da hissetmiyoruz. Ve zihnimizi bir şekilde durdurmak zorundayız. İçimize dönüp ne hissettiğimizi görmemiz gerekiyor. Bu yüzden meditasyon kesinlikle yapmalıyız. Yani hayatın koşturmacasından biraz uzaklaşıp kendimizi bulmamız, kendimizi de dinlememiz için önemli bir şey bu bahsettiğiniz. Peki aslında bunları kişiler yapmaya çalışıyorlar. Sen işlenedin mi mesela? Ben meditasyon işte evde hani kendim duyduğum bildiğim kadar profesyonelce hani bir eğitmenden, uzmandan aldığım bir eğitim yok bu anlamda ama hani müzikle aslında biraz terapiye gidiyoruz ama dediğiniz çok güzel bir cümleydi. Hani duygularımız azaldı bizim değil mi? Evet. Pozitif duygularımız azaldı hayatın şartlarından dolayı. Nelere dikkat etmeliyiz meditasyonda? Hangi yöntemle dönüşmek istediğimize ve bunun bize nasıl iyi geleceği yönünde bir araştırma yapmamız lazım. Birçok kişi olumlamalardan başlayabilir. Olumlu cümleleri bir süre tekrar edip bilinçaltına telkin ederiz. Bu bir ototelkin yöntemidir, otohipnoz yöntemidir aslında. Mümkün, bu olabilir. Günlük meditasyonlar, olumlu cümle mantraları söylenebilir. Aynı zamanda da size hangi yöntem hafif hissettiriyor? Siz hangisiyle dönüşeceğinizi düşünüyorsunuz? Evet, bu çok önemli. Yani illaki belli bir yöntemi uygulamak zorunda değilsiniz. Ama şöyle bir durum var. Bunların bir kriteri olması lazım. Birincisi bunun profesyonel olarak uygulanıyor veya öğretiliyor olması gerekir. İkincisi sizin iradenize müdahale edilmemeli. Sizin burada özgür iradeniz hala devam ediyor olmalı. Yani ben bir teknik öğreneceğim. İşte diyeceğim ki sırtınız mı ağrıyor? Ben bunu hemen değiştireyim size hiç sormadan. Bu beni ilgilendirmez. Siz talep etmeden bunu değiştirememeliyim. Bu konuda herhangi bir enerji çalışması yapamamalıyım ya da meditasyon yapamamalıyım. Bu sizin özgür irade sınırlarınızı koruyan bir şey. Aynı zamanda da beni. İkincisi, meditasyon yaptım tamam da sadece rahatlamak mı istiyorum? Evet. O sırada sadece zihnimi susturmak istiyorum. Yoksa benim hayatıma da pozitif anlamda bir etkisi, bir dönüşümü olsun mu istiyorum? Bunlar belli başlı kriterler. Ve aynı zamanda da tabii ki kullanılabilir, kolaylıkla her yerde uygulanabilir olması lazım. Kalabalık bir ortamda da bunu yapabilir misiniz? Yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz. Teta beyin dalgasına bir süre geçtikten sonra biz kendi meditasyonlarımız ve tüm enerji sistemleri için kullanıyoruz. Kalabalık bir ortamda, bir konser salonunda, metrobüste, Marmaray'da çok rahat yaparız. Ondan sonra çok rahat konsantre olabiliriz. Bunu manuel olarak geçebiliriz. Bunu yapabilmenin ve ne sağlar bize? Birincisi bir ön şart yok bu tarz şeyleri yaparken. Püf noktaları şu, beyin dalganızı değişecek kadar rahatlamalısınız. Yani bir yaratım yapacaksınız ya da bir diyorlar ya işte bunun hayalini ne kadar sık kurarsanız hayatınızda o kadar başarı elde edersiniz diyorlar mesela. Nasıl kuruyoruz biz o hayali? Nasıl yapacağız? Mesela araba hayal edin. Ondan sonra kapımın önünde duran gözlerimi kapattım ve bir araba. Hayır, hayal, yaratıcı imgeleme ya da meditasyon böyle yapılmaz. Beyin dalgası birazcık yavaşlatıp düşürmek ve belli bir derinliğe ulaşmak gerekir her zaman. Ve bizim düşüneceğimiz şeyler, mesela özellikle yaratım meditasyonlarında, yani yaratıcı imgeleme yaparken ne yapacağız? Arabayı hayal ettiniz, rengini, modelini, tamam kapınızın önünde görüyorsunuz. İmajinasyon bu demek değil. Koltuğuna oturun. Gözleriniz kapalı olarak, meditasyonda olarak yeni plastik kokusunu duyun. Arabanın rengini görün, onu kullanırken hayal edin. Hafif bir rüzgar pencereden gelsin. Ondan sonra hangi özelliklere sahip? Siz bir arabaya sahip olmadan da onun sahip olma hissini o meditasyonda yaşamalısınız. Yoksa sadece hayal ettim, kapımda bir araba, garajımda bir araba, bu yeterli değil. Onu sahip olduğunuzu hissetmelisiniz. Bir süre sonra derinleştiğinizde o arabanın yeni kokusunu duyacaksınız. Gerçekten hissedeceksiniz. Sanki saçlarınız gerçekten rüzgarda dağılıyormuş gibi hissedeceksiniz.
meditasyonda derinleşmek aslında tam anlamıyla bu demek. Kendi hani incelemek diyorsunuz ya, o cümleleri doğru kurmak, doğru istemek, hep konuştuğumuz konular. Benim de günlük böyle ritüellerim vardır aslında. Demek ki ben de meditasyon yapıyormuşum. Hep şey diyorum, ben Rabbim yarattığı bir mucizeyim, Rabbim yarattığı çok muhteşem bir varlığım, muhteşem bir canlıyım diye. Özellikle de sağlık konusunda böyle kendime telkinlerde bulunurum. Biraz böyle kendimi kötü hissetsem. Ve bu cümlelerin bana iyi geldiğini, tabii bunun arkasından şükür ve hamd derim her zaman. Allah'a şükürler olsun derim. Sağlık konusundaki bu ingeler, sağlık konusundaki sağlığı iyi etme konusu mu diyeyim, soruyu toparlamak açısından. Neler yapmak lazım? Şimdi şöyle, sağlık konusunda bir hastalık söz konusu olduğunda tabii ki öncelikle geleneksel tıbbı kullanmamız gerekir. Yani biz bir kanser veya başka herhangi bir durum için direkt meditasyonda bunları geçirelim demiyoruz ya da bunun önüne geçmesini istemiyoruz. Orada bir tedavi süreci mutlaka olmalı bunu yönlendiren. Ancak bizim inanışlarımız, o sırada pozitif ya da negatif düşünüyor olmamız o süreci de çok fazlasıyla etkiliyor. Bu konuda doktorların da hep söylediği, iyi düşünün, iyi olsun, stres tabii, yapmayın, üzüntü yapmayın diye. Tabii umutla bakmak, bunun geçici olduğuna inanmak, bunlar çok önemli. Ama baktığımız zaman bu hastalıklarla ilgili mesela yurt dışında yapılan çalışmalar, kısa mesafe koşucularının bunu hayal etmesiyle ne kadar başarılı olabildikleri ya da felçli olan birkaç kişiden sporcular işte felç geçiriyorlar, sonra çok kısa bir süre sonra o kazanın peşinden hemen hayatlarına devam edebiliyorlar. Onlardan alınan yorumlar, hep koştuğumu hayal ettim, hep yürüdüğümü hayal ettim. Ki bazı enerji dönüşüm sistemleri de sadece bu hayalin üzerine kuruludur. Sadece o hayal etmekle ve bizim sağlığımızı da bizim inancımız değiştirir. Yoksa hastalıktan çok besleniyoruz. Hı hı. Yani iyi olacağımıza inanmalıyız ya da bir hastalık varsa, hissediyorsak, ben iyi olacağım diye kendimizi motive edersek, kendimizin iyi olduğumuzu hayal edersek, biz de dolayısıyla o yöne doğru iyi olacağız. Yani bir çeşit olumlama aslında değil mi bu, yani olumlu yaklaşmak? Evet, bence hepimizin buna ihtiyacı var. Kesinlikle. Herkesin ama olur. Bir süre sonra ilk başta bunu söylerken çok keyifli bir şekilde söyleyin, olumlu cümleler tekrar edin. Yani bu enerjiyle değil de bunu söyledikten sonra bilinçaltınız da gerçekten buna inanmaya başlıyor. Yani ilk başta rol yaptığınızı düşünseniz bile sonra o olumlu cümleler dilinize yapışıyor ve hayatınıza etki etmeye başlıyor. Öncelikle buna inanmak ve inanarak başlamak çok önemli. Peki biz hastalığı seviyor muyuz? Yani evet. Öyle bir yanımız var mı? Hepimiz çok seviyoruz hastalığı. Neden? Yani nereden nasıl geliyor bu? Mesela ben onu anlayamadım. Nasıl genellikle seviyoruz? Herkesin koyduğu tepki. Nasıl bir hastalık sevilebilir ki, bu yani mümkün mü? Evet, mümkün. Siz hastalandığınızda eşiniz daha mı çok ilgileniyor? Aileniz daha mı çok yanınıza geliyor? Hiç görmediğiniz sevgiyi mi görüyorsunuz? Etrafınızda pervane mi oluyor? Bilinç dışı şunu düşünüyor. Yani egonuz. Diyor ki hastalandığımda ilgileniyorlar ve daha çok hasta olmalıyım. Siz bunu kendinize programlamış oluyorsunuz. Galiba. Burada bir çıkar var. Yani siz eşinizden ayrıldınız, çocuklarınız gitti ve kanser oldunuz, hastalandınız. Ondan sonra herkes geri geldi. Sizle ilgilenmeye başladılar. Kişi geldiği zaman diyor ki, ben iyi olacak kadar iyileşeyim. Tamamen geçmesini ister misiniz? Yok, hayır. Tam ben biraz acım azalsın yeter. Neden? Hastalık tamamen biterse gelen herkes o hastalık sebebiyle ortadan kaybolacak. İnsanlar buna inanıyorlar. Yani. Bunları değiştirmekte çok zorlanıyoruz. Çünkü hepimiz problemlerimizi çok seviyoruz ve bunlardan besleniyoruz. Ancak bunu bilinçli olarak kötülük yapalım da kendimize, başkasına değil. Bilinçaltında yatan programlar dolayısıyla hepimizin yapıyoruz. Hepimizin özünde değerli hissettirilme, ilgi görme, sevilme isteği var. Mutlu insanın mutsuz olmaya çalışıyoruz, kurban olmaya çalışıyoruz. Mutlu insanın, siz de kendi gözünüze, bir şeye ihtiyacı yoktur, seviyordur, seviliyordur, parası vardır, sağlığı yerinin mutludur. Mutsuz olursak bize ihtiyaçlarımızın verileceğine inanıyoruz. Ve karşımızdan o şekilde para olsun, sağlık olsun, değer duygusu, bunlardan sızlanarak şartlamalar alıyoruz. Şartlamalar yapıyoruz mesela. İyi günümde herkes, zor günümde kimlere işte falan gibi cümleler bile tabii aslında tabii. Zoru çağrıştırmak gibi bir şey oluyor bir nevi. Evet, aynen öyle oluyor. Bir de hayatımızın sorumluluğunu üzerimizden atmak oluyor. Çünkü biz karşımızdakini suçlarken bize yapılmadı. Bizim yapacağımız bir şey yoktu ki, bizim bir sorumluluğumuz yoktu. O yüzden hemen kurban olabiliriz. Bunu tercih ediyoruz, seçiyoruz. Ancak kendi zihnimizi ve duygularımızı dinlersek, hislerimize odaklanırsak, oradaki değersizlik hissi, tamam siz değersiz hissettirdiniz de ben de bunu hissettim. Bu da benim içimde vardı. Ondan sonra burada sadece sizi suçlayamam.
kendime dönüp bakmam gerekir. Çok teşekkür ederiz. Ben yine vakit nasıl evet. geçti anlamadık. Aynen. Ve sanki biz de hafiften medite olduk. Böyle bir rahat, evet, sizle konuşurken böyle bir kalıyoruz zaten. Evet, İnşallah bir sonraki bölümümüzde de konuşacağımız konumuz da böyle keyifli olur ki biz bugün böyle izleyicilerimize de meditasyon ruhuyla pozitif düşünceler göndermeye devam Aynen. ederiz. Evet, TV8'de sağlık programımız tüm hızla devam ediyor. Bugün konuğumuz Neslihan Bilirdi, kendisi kişisel gelişim uzmanı. Bizden ayrılmayın. 8'de sağlık devam ediyor.